Evet arkadaşlar, boş bir pazar gününün yeni bir programına daha hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Murat Usta. Murat Usta'yı tanıyacağız. Biz de herhalde şanslı geldik. Ayağımız uyurlu geldi. Murat Usta da tam yemek yapıyor arkadaşlar. Hep beraber Murat Usta'yı görüyoruz. Murat Usta kolay gelsin. Abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Köfte yapıyorum. Arkadaşlar Murat Usta köfte yapıyor. Izgara, kızartma, sulu yemek, kebap çeşitleri. Burada her şey var Murat Usta'da. Kesinlikle gelip bu lezzetleri tatmanız, görmeniz gerek. Murat Usta köftenin yapılışını bize bir tarif et. O bizim senelerdir kendi elle yapımız köftemiz. Kıymasını hafif yağlı alırım. Çok güzel. Onu sırta çekerim. Köfteye öyle yaparım yani. İçine baharatlarımızı da koyar. Lezzetine doyum olmaz. Arkadaşlar ben de şuna dikkat ettim. Murat Usta'ya ben dediğim gibi uzun yıllarda tanıyorum. Gerçekten hazır bir şey kullanmıyor. Bakın hazırda doğru dürüst salata falan bile yok. Onu bile anında taze evet. Taze temiz aynen, temiz veriyor. Aynen. Yani onun için yaptığı yemekler çok daha lezzetli. Mesleğin kebap ustası değil mi Murat Usta? Kebap ustası. Sulu yemek de yapıyor musun? Sulu yemek yapıyorum ama sulu yemeği genelde annem yapar. O işleri fazla aynen. Şey diyor. Anlıyorum ama annem yaptığı yemeğin... Tabii anne eli diyecek derler ya. Bir de derler ya arkadaşlar hani tencere yemeği, ev yemeği daha lezzetli olur. Onun için burayı mutlaka gelin. Dediğimiz gibi çıkmazsa ondan sonra bize hesap sorabilirsiniz. Gerçekten yemekler de çok lezzetli. Fiyat olarak da yani bu bölgenin en makulü. Gerçekten en makulü. Araştırabilirsiniz. Dediğimizde yanlış bir şey çıkarsa hesabını bizden sorun. Aynen. Murat Usta kokusu lezzetli gelmeye başladı. Geliyor yavaş yavaş. Sana şeye girdi. Eline sağlık. Arkadaşım işi oldun lan yoksa kömürlü ızgara da acil oldun lan onu da yapıyorum. Durma. Evet. Kömürlü ızgara da yapıyoruz ama iş acele olunca böyle... Aynen arkadaşlar, Murat Usta'nın dediği gibi acele olana hemen ızgara da veriyor. Eğer vaktim var diyorsanız kömürlü ızgara da oluyor. Ha, o daha da lezzetli oluyor bence. Evet. Yani isteğe göre hangisini isterseniz onu yapıyor Murat Usta. Sizin zamanınıza kalmış gerisi. Aynen. Arkadaşlar şimdilik yayınımızı kapatıyoruz. Murat Usta ızgarasıyla baş başa bırakıyoruz. Görüşmek üzere. Oo. Arkadaşlar Murat Usta şaheser yapmış. Murat Usta eline sağlık. Afiyet olsun. Allah razı olsun, çok güzel. Arkadaşlar çok süper gözüküyor. Bunun tadına bakmam lazım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi Örnek Mahallesi, Altın Davulyesi otobüs son durağının arkasında Yeni Hal Çarşısı var. Kafemizin ismi Çınaraltı Kafe ve Lokanta. Burada yiyecek, içecek, meşrubatlar, çorba, her türlü kebap çeşitleri var. Sahibi Murat İnan'ı tanıyoruz şimdi. Murat Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım Murat Bey. Adım Murat, soyadım İnan. Ankara'da oynuyorum. 23-24 senedir bu mesleğin içindeyiz. Aynı yerimizde hiç değişmedik. Yani işte mahallemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Çok güzel yemekler yaparak. Arkadaşlar Murat Bey zaten ben de mahallemden tanıyorum. Aile lokantası, annesiyle ve babasıyla çalışıyor burada. Gerçekten nezih, huzurlu bir yer. Şimdi Murat Bey şöyle söyleyelim, bir günün nasıl geçiyor? Sabah kaçta açıyorsun, akşam kaçta gidiyorsun, siparişler nedir, yemek menülerin bize bütün bilgileri ver. Biz hafta içi, hafta sonu her gün açık dükkanımız. Saat 7.30'da dükkanı açarız. Akşam da 9.30 arası kapatırız. Menülerimiz kebap çeşitleri, sulu yemekleri, işte ızgara, her türlü yani canı ne isterse özel siparişleri de yapıyoruz. Yani çok bir günümüz güzel. Böyle geçiyor çalışmalarla. Bir gün pazar olduğu için biraz sakin şey pazarı. Ama
bu saatten sonra gelen giden tabii, artık biraz tabii, olur millet olur, tutup, pazar tabii, tatil diye tabii. Yeni yeni kalkıyor evet, geliyor. Sınav daha. Vardı. Biraz evet sınav şey, da var. Sabah hareketlilik vardı. Annenizle babanızla işletiyorsunuz. Annem dediğiniz babam. Gibi. Ben yabancı yok işte bir çalışanları da onlar da kardeşlerimiz. Güzel. Kaç sen yaşındayım sorma. Dediniz? Ben 1980 doğumluyum. 80 doğumlusunuz. Anne baba nereli? Anne baba da burası. Ankara doğum abim. Doğum abim. Evet. Paket servisiniz de var dışarı. Paket servisimiz var. Spor Bakanlığı Türk Telekom'a falan götürüyoruz. Bu yakın çevre. Evet. Güzel. Her yere hizmet veriyorlar. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi güzel, nezih bir yer. Benim bildiğime göre zaten ben de geliyorum ara sıra buraya. Yani en uygun tarifli yer burası. Evet. Yani Murat Bey'den de duyabiliriz fiyatları. Fiyatlarımız bu buranın değil Türkiye geneline göre çok uygun. Köfte 25 lira. Onu da yeni yaptık, mecburiyetten yaptık. Tavuğu bile ucuz yani. Çorbalarımız 15, mercimek çorbası falan. Yani fiyatlarımız olsun. Lezzet de çok güzel yani lezzetimiz. Kendimiz aynı evimizde nasıl pişirsek burada da aynı öyle özeni gösteriyoruz. Aynen. Zaten ne kadar temiz nezih olursa, hijyen olursa tabii, o kadar tabii, da müşterinin tabii, de çok hoşuna gider. Daha çok tabii, müşteri de gelir, memnun da kalır. Yoksa bir işletmenin 22 sene ayakta durması zor yani. Öyle lezzetsiz yapsak bir sene alırız, iki sene alırız falan. Aynen 21 öyle. 21 senedir buradayız. Menüde neler var abi? Menüde köftemiz var, tavuk var, Adana, sucuk, kuru fasulye pilav, tavuk haşlama, salçalı köfte, döner yapıyorduk. Şimdi bir ara verdik. O da bu ay sonu falan şey edeceğiz tekrar. Kısacası bir gününüz nasıl geçiyor? Kısa koşuşturmacayla geçiyor. Bizim fazla tek şikayetimiz, tatilimiz yok. O biraz şey diyor işte. Koşuşturmaca, sabah geliyoruz, akşam hazırlıklarımız falan. Yani akşam da evimize gidiyoruz. En güzel iş olsun da zaten Türkiye'nin ekonomik durumu belli. Aynen. Doğru dürüst memlekette iş yok, esnafın derdi çok. Her şey pahalı, zam derken fiyat. Yani yetişemiyoruz. Aynen. Fiyat şeylerine, eti bir gün alıyoruz. Misal 10 liraya, ertesi gün oluyor 13 lira, öbürsü gün oluyor 15 lira. Yani bu fiyatlarla esnaflık zorlaştı, iyicene zorlaştı. Yani Allah yardımcımız olsun diyelim. Amin cümlemizin, bütün Türkiye'nin inşallah yardımcısı olsun. Abi şu bir günlük sen olmak adı altında size de gelebiliriz. Burada içeride herhangi bir şey yapılabilir. Tamam, o da olabilir. Aynen. YouTube'da kendi kanalımız var. O da aynı değişik bir program. Bir günlüğüne sen olmak. O da nasıl mesela bizi bir gün davet ederseniz işiniz yoğundur. Mesela çok yemek yapacaksınız, yetiştiremiyorsunuz. Evet. Gelip size yardımcı oluruz, çıraklık yaparız, evet, masaları toplarız, paspas çekeriz, evet, salatanızı yapmanıza yardımcı evet, oluruz. Abi. Öyle bir programımız da var. Sen yabancı değilsin zaten, dükkan senin. Allah razı olsun Murat'ım, biliyorum. Evet. Ben seni zaten seni tanıyorum, baba, anneyi çok iyi evet, tanıyorum. Bilmeyen seyircilerimiz için diyorum ben zaten. Tamam. Arkadaşlar yani buraya gönül rahatlığıyla gelin. Ben zaten aşağı yukarı 15-20 senedir Murat'ı tanıyorum. Yani daha da eskiden tanıyorum ama muhabbetimiz bir 15-20 seneye dayanır. Gerçekten dediği gibi lezzetli yemekleri var. Ve de piyasada araştırabilirsiniz. Gerçekten bu çevrede en ucuz fiyatı veren Murat'tır yani. Gerçekten buna emin olabilirsiniz. Aynen. Adını zaten deneyeceğiz abi. Aynen. Değil mi? Tabii. Zaten hem lezzetli hem hijyenik yani bildiğim bir yer. Gerçekten onun için güveniyorum buraya. Yani mutlaka gelip görmeniz gerek buraya. Bekleriz. Devam et sorular mı? Ya yok soru çok. Anneyi göremedim. Anne nerede bugün? Anne bir gün babası geldi de onun yanına gitti. Yani dedem geldi ya. Misafiri var. Misafiri geldi. Hoş gelmiş o da. 95 yaşında o da. Maşallah. Maşallah. Evet, sağlam yani şey. Abi bir de şundan bahsedebilirsin. Buranın yanlış tanıtıldığından dolayı. Şimdi Spor Bakanlığı ve Türk Telekom olduğu için bayan aynen, ağırlıklı müşterilerinde gelip rahat rahat oturabildiğine hani öyle bir sıkıntı olmaksızın çünkü onlar da izleyeceği için yani tabi. En azından zaten mahallenin ben eskisi olduğum için biliyorum Murat da eskisi buraya senin dediğin gibi Uğurcuğum aynen bayanlar da kesinlikle rahat rahat gelebilir zaten gündüz başka mahallelerden gelen misafirler de bunu görebilir yani buradaki
bütün kahve tarzı, kafe tarzı yerlerde bayan müşteriler de gelip burada kağıt oynuyorlar, okey oynuyorlar, lokantaya geliyorlar. Yani bayağı burası aile ortamı. Başta böyle ön yargılı geliyorlar. İşte ne olur bir şey olur mu falan fişman. 2-3 kere geldikleri zaman alışıyorlar. Bir daha da müdavim oluyor yani gitme. O da mahallenin zamanında olumsuz tabii ondan dolayı. Ondan bahsedeyim mahalle aslında. Ondan dolayı. Bunların orayla hiç alakası olmadı da. Yoksa yani. Bizim burada ne bir bayana, erkeğe bir terbiyesizlik olmaz. Hiç evet. Gönül rahatlığıyla gelip oturabilirler yani. Zaten geliyorlar da. Gidiyor, yemeğini yiyor, kahvede oyununu oynuyor, okeyini oynuyor. Bayan, ondan sonra yapıyor. Çalışmasına devam, mesaisine devam. Tabii mesaisine devam. Aynen, aynen öyle. Beni almıyorsa sen bunları beğendin. Beni almıyoruz, çok zor almıyor. Ha yani, Uğur'un sorduğu soruları, evet kamera ses almıyorsa, ben şöyle tekrar üstünden geçeyim. Mahalleyi zamanında eksik tanıttıkları için, yani millet biraz tedirgin yaklaşıyor ama gerçekten öyle değil. Yani bu çarşımıza, Örnek Mahallesi'ndeki çarşımıza, Yeni Az çarşımıza gelebilirsiniz. Burada kırtasiye, kahveler, lokanta, süpermarket, eczane hepsi var. Bayanlar da gönül rahatlığıyla geliyor burada. Çayını içiyor, yemeğini yiyor, sohbetini ediyor. Kahvesinde okeyini oynuyor, kağıt oyunlarını oynuyor. Gönül rahatlığıyla ondan sonra da evlerine, işlerine gidiyorlar. Evet. Evet, aynen öyle. Hiç kimseye en ufak saygısızlık olmaz. Herkes gelir güler yüzlü de karşılar. Uğurlarız, hizmet de ederiz yani, ağırlarız müşteri olarak. Aynen. Telefon çıktı. Tabii. Telefonla. En elinden gelen desteğin verildiğine, yani. Hani yardımcı da olunduğuna, işte mahalleyle birlikte bulayım. Sabah ilk geldin, ilk işin nedir? Sabah ilk geldiğimde ilk işim dışarıda bahçemiz olduğundan dolayı masa sandalye düzenini kurarız oraya. Ondan sonra işte temizlikti falan. Sonra hazırlığımızı yaparız. Yemek yapın sapalarla gibi, yani salatalar. Biz günlük, yemekler günlük hazırlarız. Fazla değil yani. Azar azar tencere tencere yaparız. Günlük yaparız. Öyle beklemiş falan. O şeyleri yani yapmadık. En güzel o arkadaşlar. Zaten tutup da 5 kazan yapıp da 2-3 güne getireyim değil. O zaman ekşime de olur, bayatlama da olur. Tabii. Milletin sağlığıyla oynanır ama ben de biliyorum. Murat'ın dediği gibi aynı. Azar azar yapılıyor, o gün bitiyor. Ertesi gün tekrar yapılıyor. Evet. Herkes taze taze gönül rahatlığıyla yiyor. Kartvizit veya afiş gibi bir şey var mı? Kartvizitimiz var. Şöyle, onu da benim tavsiyem. Aynen, onu zaten arkadaşlar programımızın bitimine doğru size adres bilgilerini, telefon bilgilerini vereceğiz. Oradan gönül rahatlığıyla sipariş de verebilirsiniz. Gelip burayı ziyaret edebilirsiniz. Yemeğinizi yiyip, çayınızı içip, hayırlı işler deyip gidebilirsiniz. Tamam, hiç sorun yok. Tamam. Yani buradaki çarşıda aynen Spor Bakanlığımız var. Zaten oradan buraya çok yemek yemeye geliyorlar. Türk Telekom'un genel merkezi var. Tamam. Oradan yemek yemeye geliyorlar. Yani mahallemiz gerçekten nezih. Altında Abilenis'in otobüs son durağı var. Mahallemiz aslında güzel bir yer. Çok güzel bir yer. Ama şimdi adını böyle kötü tanıtım olmuş zamanında. Halbuki öyle bir kötü değil. Olacak bir yer değil yani. Aynen. İşte onu da zamanla biz düzelteceğiz bunu. Programları yapa yapa. Ben annem babamla çalışıyorum. Kötü bir yorulsa insan annesini getirmez yani. Aynen. Evet. Biz ailece çalışıyoruz işte. Karşıda eczanedeki kadın çalışıyor. Yani bura huzurlu bir yer. Kimse de adını çıkartıyorlar ama hiç kimse öyle kulaktan dolma. Gelsinler, denesinler. Eğer en ufak bir şey olursa, sıkıntı olursa o zaman gelmesinler. O kadar diyeyim. Aynen öyle. Şimdi yemek yapımına saat kaçta başlıyoruz demiştin? 9-9.30 gibi başlarız. 12 hepsi hazır olur. Yemeklerin hepsini sen mi yapıyorsun? Annem yapar. Anne babadır. Arkadaşlar anne eli değdin mi daha yani derler ya ev yemeği. Bütün işte hazır değil ev yemeği daha lezzetli olur. Annem yapar. Gelir sağ olsun. İşte kuru fasulyesini, salçalı köse, patlıcan musakka yapar yani. Her gün değişik bir şey. Bir gün onu yapar, bir gün onu. Yani kebaplarla sen uğraşıyorsun. Kebaplarla ben tabii kebap, köfte şeyini ben yapıyorum. Tavuk sosunu falan. Köfte yapıyorsun, tavuk sosu, sotesi, Adana yapıyorsun. Adanası. Evet. Bunların hazırlanması ne kadar sürüyor? Onların işte etimizi alıyoruz kasaptan. Hazırlanması
köftenin hemen hemen bir yarım saat 45 dakika yoğrulması falan, dinlenmesi de işte bir saatte dinlendiği zaman hazır hale geliyor köftemiz. Adana'mız da aynı şekilde o da. Şimdi arkadaşlar, Murat İnan'ın bir gün nasıl geçiyor? Tekrar dinleyelim bundan. İşte sabah 7.30'da gelir dükkanımızı açarız. Dışarı bahçedeki masa sandalye durumunu ayarlayıp ondan sonra mutfak kısmına geçerim. Mutfak kısmına geçtikten sonra annem kuru fasulye, işte sulu yemeklerini yapar, hepsini hazırlar. Ben de orada kebap çeşitleri, köfte, Adana, tavuk, onları hazırlarım. Ondan sonra dükkanın bir temizlik paspas olayını hep beraber yaparız. Sonra müşterimizi beklemeye başlarız yani böyle. Öğle saatinde işte kalabalık oluyor. Türk Telekom ve Spor Bakanlığı'ndan geliyorlar. Sağ olsun. Paket servise sınır nereye kadar? Sınırı, la biz öyle bir sınırımız yok da. Aydınlık evler, subay evlerine de bile götürmüştüğümüz var yani. Kızılay'a da götürdük. Necati Bey'e. Yani isteyene müsait olduğumuz zaman her yere götürmek istiyoruz. Ama genelde biraz böyle 15-20 dakikalık yerler tercihimiz oluyor yani. Şimdi Murat arkadaşımızı yanımıza çağırıyoruz. Boş bir pazar günü daha artık böyle geçirdik. Murat Usta'nın verdiği bilgilerden dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sabah geldiniz. Bilgilerini de arkadaşlar buraya bırakıyorum. Murat'cığım, görüşmek üzere, çok teşekkür ederim. Hayırlı işler. Köfte yemeden bırakma. İnşallah yemeye geleceğiz.